Dün sabah canlı yayında Bircan Bari ile tartıştıktan sonra tansiyonu yükselen Seren Serengil hastanede tedavi gördü. Serengil'in hastanedeki halini paylaşan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ise isim vermeden Bircan Bari'ye tepki göstererek "Bu kız sizi öperek Amerika'ya gitti. Ayıp gerçekten. Yayında arkasından yapmadığınız kalmadı" dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dünkü canlı yayında partneri Bircan Bari ile tartışan Seren Serengil programda rahatsızlanarak hastanelik oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan Serengil'in yüksek tansiyon nedeniyle çenesi kilitlendi. Serengil'i hastaneye götüren sevgilisi Mustafa Rahman Tohma programda yaşananlara tepki gösterdi. Serengil'in hasta yatağındaki halini paylaşarak sitemeden Tohma, "Oysa bu kız Cuma günü Amerika'ya giderken sizi öptü gitti. Çok ayıp gerçekten. Gittiğinden beri yayında arkasına yapmadığınız kalmadı. Tansiyonu 22. Beyin amarı çekiliyor. Çenesi hala kilitli. Ben işi ile ilgili hiçbir konuya dahil olmam. Ona sağlığı söz konusu olursa kimse kusura bakmasın. Asaletinden cevap vermedi ama içine atar o. Biz onun sağlığı düzelene kadar çok çektik. Kronik tansiyonu var. Onun üzülmesine, hastalanmasına gönlümüz razı olmaz" dedi. Gece yeni bir paylaşım yaparak Seren Selengil'in son durumu hakkında bilgi veren Tohma, "Seren bugün çenesini yüksek tansiyonu ve stres nedeniyle kilitlenmesi nedeniyle çalıştığı kanalın karşısındaki hastaneye götürüldü. 22 tansiyondu, ağzı kilitliydi, başı ve ensesinde ağrı vardı. Serum takıldı, tansiyon 16.10'a düşürüldü. Çenesindeki kilit geçmeyince başka bir hastaneye götürdük. Orada tansiyonu 14.10'a düşürüldü. Beyine pıhtı atabilme riski olduğundan doktor MR çekilmesini istedi. Serenin riskli hipertansiyonu olması nedeniyle bundan sonra stresli ortamlarda bulunmaması gerektiğini söyledi. Bir haftalık rapor verildi. Senin için stresli hayat bitti. Onun hayatı her şeyden önemli. Bundan sonra bile bile onun sinirlendirmek ve strese sokmak onun başına gelebilecek her şeye neden olmaktır" ifadelerini kullandı. Bir haftalık raporu olmasına rağmen bugün canlı yayına çıkan Seren Serengil ömür boyu tansiyon ilacı kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Serengil'in moralinin bozuk olduğu, tartıştığı Bircan Bari'ye de tepkili olduğu gözlerden kaçmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.